Ne olmuş bir anlatır mısınız? Şimdi bu katlan depremden sonra gördüğünüz gibi kirişin altı komple çökmüş. Sadece bu katta değil. 1, 2, 3 hepsinde özellikle koridorlarda yani açık olarak görülen bunların hepsi dökülmüş. Şimdi duvar olan yerlerde tam belli değil. Ama bu mesela boşluk olduğu için direkt döküldüğünü görüyoruz hasar aldığını. Nasıl? Mesela etriye sıklığı belki düzgün değil. Onun dışında betonda bir sıkıntı var ki bakın sanki beton hiç demir tutmamış. Yani o kadar demir var, beton demir hiç tutmamış. Olduğu için dökülmüş. Gördüğünüz gibi duvarlar direkt içe doğru böyle çökmüş. Görüyorsunuz mesela duvarlar yassılamış. Sadece bu kat değil. 1, 2, 3, 4, 4. kata kadar böyle. Ondan sonrasına bakmadık tabii. Merdivenlerin altı dökülmüş. Yani merdiven işlevini yitirmiş artık. Merdivenlerden inerken de gösterebiliriz. Merdiven altı dökülmüş. Şimdi bu binalar normalde kentsel dönüşüm kapsamında yapıldı. Yani daha güçlü olması lazımdı. Yani eski binalar yaptılar güçlü. Ama daha bu binaya kimse geçmedi. Kimse geçmedi halde bütün katlardaki duvarlar, kolonlar, kirişler hepsi zarar gördü. Yani yani depremde illaki hasar alabilir bina ama bu kadar yeni bir binanın böyle hasar alması ya işçilik zafiyetidir. Yani bilerek ya betondan bir kasıt vardır. Yani bunların araştırılması, numune alınması lazım. Yani bir duvarın böyle çökmesi, koridordaki kirişlerin olduğu gibi beton sanki hiç tutmamış gibi düşmesi çok zor. Yani depremde hasar alma farklı, direkt olduğu gibi dökülmesi çok farklı bir mevzu. Daha geç oldu. Evet, buradan geçiş var mıdır? Evet abi, buradan geçiş var. Daha doğrusu geçiş yok da artık geçiş oldu. Bakın her taraf, burası hep örtbas edilecek. Bakın görüyor musunuz? Hep bütün kolonların dipleri hep açık. Hep açık. Bakın burada da var. Duvarlar yıkılmış. Bakın görüyorsunuz. Bakın bunu örtbas etmiş. Bak burası açık. Normalde burası yok. Bunu tabi depremden önce yapılan bir şey bu. Bakın görüyorsunuz. Buralar açıktı. Sonradan sıvayla kapatmaya çalışmışlar. Üste bakın. Hatta oradaki sıvanın parçası da düşmüş. Bakın görüyor musunuz? İçindeki şeyi görüyor musunuz? Beton nasıl olmuş? Sanki bakın beyaz şey var. Çimen tuğlası var. Orada görebilirsiniz. Buralar bakın hep örtbas edilmiş. Bu da bu binanın hani daha bu yeni bir bina. Hatta daha iskelet halinde olan bir bina. Hep örtbas dolu. Yan tarafta kolonlar da ortadan patlamış. Daha üzerinde yük de yok. Burada insanlar olsaydı bu deprem olsaydı ne olurdu? Şöyle yaparsanız. Kolonlar. Şöyle kolonları bir çekelim. Bunlar taşıyıcılar yani en önemlisi. Bir anlatın. Yani, bakın burada büyük ihtimalle etriyeden kaynaklı bir şey var. Ortadan sıkın genelde etriyeden oluyor. Sıklığından azal. Bir de bunun betonunda bir tuhaflık var. Görüyorsunuz betonu sanki kum gibi. Görüyor musunuz? Kum gibi betonu. Görüyor musunuz? Kum gibi şeyler görünüyor. Yani betonda bir sıkıntı var burada. Yani ya bunun içine su kattılar. Yani işçilikte kolaylık olsun diye. Yani birçoğuna vibratör vurmamışlar. Hep dipleri zaten çektiniz. Hep açık demirler. Bu bir inşaatın tümü böyle. Bakabilirsiniz. Yine bir kolonumuz. Demirler açıkta. Ya bizim en büyük sıkıntımız bu. İnsan hayatımız çok basit. Yani bir ev için yıllarca çalışıyoruz evde yıkılıyor. Daha o zaman daha sıfır ev yıkılıyor. Daha tamamlanmamış bir bina. Biz içeri girip baktığımızda inşaat mühendisi arkadaşımızla birlikte bütün kolonlarının patlak olduğunu görüyorsunuz. Tamamı neredeyse kolonları patlamış, duvarları düşmüş ve içeride müteahhit daha insanlar can derdindeyken, insanlar enkaz altındayken buraya gelip demirleri çıkan, yani patlayan kolonları sıva yapıp buradan gitmişler. Mağdurlar zaten burada, insanlar mağdur bir şekilde 10 yıldır bu binanın bitmesini bekliyorlardı. Ve bina bitmeden, bina tamamlanmadan maalesef artık depremde kullanılamaz bir hale geldi ve orasını yıkım kararı almışlar. İnsanlar oradan çıkarılmış. Güya bu lüks, tırnak içerisindeki lüks konutlara yerleştirilecek denilmiş. İşte görüyorsunuz konutların hali.